Unutmayalım ki Enes sadece Enezlerden, Enes'de yaşayanlardan ibaret değil. Burası Trakya'nın ikinci yaşam merkezi. Enez İl Genel Meclis Üyesi Şenol Kılıç, meclis tarafından 2017 Enez Yılı ilan edilmesinin ilçeye önemli katkılar sağladığını söyledi. Kılıç, İl Genel Meclisi'nde yaptığı konuşmada Enez'in bugüne kadar bir tanıtım filmi olmadığını, bu konuda filmin hazırlanması için destek veren Keşan Ticaret ve Sanayi Odası yönetimine teşekkür etti. Eşsiz güzelliklere sahip 8500 yıllık tarihi mirasa ait olan bu şirin ilçede öncelikle tanıtımına destek vermek, hız vermektir. Diğer bir amacımız da bakir bir alandır. Sorunlarına dikkat çekmek ve öncelik tanıtmaktır. Bir başka amacımız da Enez'i tartışmaya açarak, altını çizerek söylüyorum, tartışmaya açarak bu antik kentin gelecekle ilgili doğru yönlendirilmesini, doğru planlamalar yapılmasını sağlamaktır. Enez'in geleceği konusunda Kuşadası gibi beton yığını mı olacak, yoksa az önce Ticaret Odası Başkanımızın da söylediği gibi City Slow, sakin şehir mi olmalı? Bu anlamda gerçekten çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Ve Enez sevdalıları bu anlamda çeşitli uzman kişilerden de yardım almaktalar. Enez'in bugüne kadar hak ettiği değeri göremediğini kaydeden Kılıç, Enez yılı ilan edilmesiyle sorunların tespit edildiğini, Enez-Keşan Karayolu'nun en önemli sorunlardan biri olduğunu kaydetti. Diğer taraftan öncelikle sorunların tespitinde öne çıkanlar Enez-Keşan Karayolu oldu. Daha fazla şeyler yapılabilir. Ama biz bu kararı ortak almıştık. Burada yapmamız gereken şey daha fazla emniyet göstererek yermek yerine daha fazla katkı sağlamak. Arkadaşlar biz ilk meşaleyi yaptık. Kar topu misali büyütmek ve büyük bir ateşe çevirmek tüm Enez sevdalıların artık görevidir. Unutmayalım ki Enez sadece Enezlerden, Enez'de yaşayanlardan ibaret değil. Burası Trakya'nın ikinci yaşam merkezi. Az önce başkanımız da bunu ifade ettiler. Enez yazın nüfus olarak gerçekten Edirne'nin dikkatinizi çekmek istiyorum. Nüfus yoğunluğu olarak en büyük ilçesi konumuna geliyor. Enez İl Genel Meclis üyeleri Şenol Kılıç ile Erol Açık tarafından Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na katkılarından dolayı plaket verildi. Tabii şöyle dedim. Bir hatıra fotoğraf alalım. Size de başkanım.